Vestel sunar. Kötü bir anı hatırlamıyorum. Çok iyi. Hatırlamıyorum yani. Çok iyi. Bazen hafıza kaybı insan işine yarar annem. Bu arada... İnsan hayatına devam etmesi için bazı şeyleri de unutmalıyım. Kan çocukta da iyi mi? Belli ki değil. Belli ki değil aşkım. Evlat iyi olduk diyorsun. Annem. Annem eyvahlar olsun. Arkadaşlar, evet, her güzel şeyin bir başlangıcı var. Ve yuvamıza geri döndük. Sarı örtümüze, ilim irfan yuvamıza. geri döndük, verilen aralar artık onlar oldu, pandemiler oldu, maskeler takıldı, virüsler dolaştı derken ilk bölümümüzde bir kraliçeyi ağırlıyoruz. Ay canım benim. Gerçekten öyle. Kazasız belasız. Hakikaten öyle. Hande hoş geldin. Hoş bulduk kuşum. Arkadaşlar kadın Nişantaşı'nda oturuyor, bakın böyle bir starlık görünmemiştir. Nişantaşı'na iskeleye gitti, vapurla geldi. Şu outfitle ve şu güzellikle vapura bindi. Oradan da modamıza yürüyerek geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Vapurcuyum ben. Şurada şoförleri bekleten insanları gördük be Handem. Skandal. Gereksiz burada şu an eski pamukları gömüyoruz ama bilirsiniz ki gömmemiz de ünlüyüzdür. Hoş geldin. Beni gömmezsin umarım. Asla. Sen manyak mısın? Kız senin haddini Hande teyzini gömmek. Bir küçük gömeceğiz. Bir küçük ama tamam, hadi boş ver. Arıza çıkarmasın. Bir küçük Hande teyzini gömmedin demesinler diye tamam. Gömeceğiz. Ayıp olmasın. Aynen öyle. Bu sene içeriğimizde bir takım değişiklikler var tabii ki. Her sene aynı sorularla gitmeyeceğiz. Ama bir barometremiz var Hande'm. Programı izlediğini varsayıyorum artık. Öyle bir ayıp etmemişsindir herhalde bize artık. Selim Bahar arkadaşlar. Aynen. Selim Bahar aramızda. Bir anda. Bu sene inanılmaz profesyonelce konuklarla ilgilenmesi için Selim Bahar'la çalışıyoruz. Konuk önerilerinizi Selim Bahar'a iletiyorsunuz bundan sonra. Instagram adresi Selim Bahar. Ve şey... Ne diyordum Özgür? Özgür de aramızda bu arada. Arkadaşlar maalesef Özgür de aramızda. Bu korkunç şortuyla gene aramızda. 2,5 yıldır üzerinde çıkarmadığı bu eşofmanı kesip... Buralarını içe katlanan şortuyla aramızda. Utanmadan Hande teyzenin karşısında oturuyor. Artık söyleyeceklerim için. Utandırma döneceğiz. Utansın. Utanmalı. Utanmalı ya. Şu ne hal? Eşofmanı kesti dedi ya. Ay gene kahkahalarla başlıyoruz. Ekonomik olduk kuşum artık. Ekonomik olduk artık. Öyle herkes diyorsun, he? Eski eşofmanı kesecek, şort yapacak. Şurayı daraltıyor. Aynen falanlar filanlar. Ama Özgür ondan önce de böyleydi be Handem. Keşke sebebi ekonomik olsa. arkadaşlar Hande teyze demiyoruz. Saçmalamayın. Tabii ki barometre yapıyoruz. Şimdi bu kadın ne kadar ünlü hep beraber göreceğiz. evet Handem. Aşırı ünlülerle kısa görüşmelerin. Sezonun ilk programının ilk barometre sorusuyla başlıyoruz. Devlet dairesinde ünlülüğün işe yarar mı? 20 puan. Devlet dairesinde. Devlet yarar. Su işleri işte ne bileyim elektrik tabii. Falan var. Yani yarar değil mi? Bir öncelikle. Tabii kapıdan girersin bir güneş gözlüğü çıkarırsın. Yani bir öncelikle en azından hani böyle o kuyruğu aşıp da bir öne gelecek kadar masaporta yarar. Masaporta falan. Abi, masaporta şöyle gözlüğü çıkarırsın. Melekler Adası dersin geçersin. Çok kötü. Peki 20 puan tabii ki annemiz buradan aldı. Bir tiyatro oyununda yer aldın mı? Evet. İşte maalesef buradan puan alamıyorsun. Niye? Bu böyle ucuz bir program. Tiyatro oyunu, bağımsız sinema burada işe yaramıyor Hande. Buradan puan alamadın. Alt diyorsun yani. Aynen öyle. Annemize buradan 5 puan veremedik arkadaşlar. Çünkü tiyatro oyunu bir ünlülük belirtisi değildir. Hande'cim yeni sorumuz bu sene arkadaşlar yeni ekledik. sektörü bilmeyenler bilmez ama bilmemek ayıp değil. Öğreneceksiniz 5 puan değerinde. Sette monitörün yanına oturabiliyor musun? Yönetmenin yanına. Öyle bir şey ayrıcalık mı oluyor? Bir divalıktır bu bilirsin. Monitörün yani ben genelde işte kafa uzatırım. Ha güzel. Ha yani öyle çok ama yani, monitörle iç, ama herkes otursan da oturursun. Otursam da otururum. Otursan da otururuz tamam. Evet buradan 5 puan aldı Hande. Selim Bahar doğru muyum? Bu bir ünlülük belirtisi midir ya? Herhangi bir restoranın ünlüler köşesinde fotoğrafın var mı? Kebapçısı, mantıcısı. Muhtemelen vardır. Kesindir. Eczane, işte restoran falan tarzı. Eczane ne alaka ya? Dün berber, dün değil ondan önceki gün bir erkek berberinde bir fotoğrafım oldu. Neden? Çünkü
çünkü arkadaşım için gitmiştik. Çok güzel. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Çekinmek ama. Bölümüne giriyor o. Hani ama enteresan da bir berberdi. Böyle baya böyle hani fotoğraflar, şeyler, işte sanat eserleri. Peki senin arkadaşın riskiler vardı. Ben onları çekerken onlar da benle çektirmek istediler. Ve berberde de varım yani. Çok güzel. Erkek berberinde tek kadın. Ulan tek sana helal olsun. Tabii. Devam buyursun. Olacaksa böyle olsun. Güzel. Peki başrolünde yer aldığın bir film. Bir milyon seyirciye ulaştı mı? Ben hiç o kadar takip etmem yani filmim ne kadar izlendi. Kahve biz dans kaç desem. Falanlar filanlar. Komedinin üstad ismi Gani Müjde desem. Diyorsun. Gerçekten arkadaşlar Kahpe Bizans ulaştı bu arada. Ulaştı mı? Tabii geçmiştir bile ya. İyi ulaşmış. Geçmiştir tamam. Bile aynen. 5 puan alıyor muyum? Kaç 5 puan? 20'dir bu. Hadi canım. Kaçma mı? Ha. Gişede 1 milyonu kim buluyor? Peki Twitter'da TT olmuş muydun hiç? Oldum. Hakikaten hangi konuyla? Hiç hatırlamıyorum. Birkaç kere oldum. Aa ne alaka mesela? Niye acaba? Hani... İşte yani hani Allah ne verdiyse biliyorsun. Peki, ben peki. Durmadığı için. Yine çeneni tutamadığım talihsiz bir açıklamayla. Güzel. 10 puan buradan aldı annemiz. Gümbür gümbür gidiyoruz arkadaşlar. Sette kendi karavanın oldu mu? 20 oldu. Puan. Ciddi bir ünlülük göstergesi. Evet, doğru muyum Selin'cim? Sözleşmelerini yazar. Ha? Kesinlikle. Değil mi? Peki 20 puanı da buradan aldı annemiz. Tabii ki olacak sette kendi karavanı. Menajerine her aradığında ulaşabiliyor musun? Ulaşabiliyorum. Çok iyi. Soru gelsin. Bu Ses Türkiye yılbaşı özel programına çağrıldın mı? Çağrılmadım. Çağrılmadım değil mi? Gönlümü kazandın ama 20 puanı da kaybettin. Ama bizim böylece ay, ekipçe gönlümüzü de kazandın. O kadar diyorsun. O programa çağırın ama bizim için seviyoruz biz oraya çağırmayanları. Gerçekten. Yanları. Aynen. Evet. Tamam iyi o zaman. 20 puanı alamadı Hande'miz buradan. Devam ediyoruz. Dizin Orta Doğu dışında. Arkadaşlar bu soruyu böyle değiştirdim. Dizin Orta Doğu dışında bir yere satıldı mı bir ülkeye? Ay hiç bilmiyorum. Mesela. Türkmenistan, Mürkmenistan, Türkiye Cumhuriyeti. Ha Türkiye Cumhuriyetleri'nden çok tabii, şey sayılır var. Sayılır kanki. Aa, tamam, sen orayı olur. Bizden mi saydın annem? Orası ayrı ülkedir. Azerbaycan, Türkmenistanlar filan. Falan onlara satıldı evet. Güzel tamam. Ha, değil mi satılmıştır güzel. Evet. 25 puanı buradan aldıysa arkadaşlar bir gazetenin bulmaca ekine çıktın mı? Çıktım. Bir puan. Bir puan çıktım. Bir puan bunu 2 ay sonra ben bile çıkabilirim çünkü bir bu sene mertebelerimizde değişiklik var. İnşallah Özgür tembellik yapmayacak da bunları ekrana getirecek arkadaşlar. 0-20 arası diyaloglu FGR. 20-50 arası audition avcısı. 50-80 arası sizi bir yerden tanıyorum ünlüsü. 80-120 arası sektörde yerim garanti. Ve 120'si tabii ki aşırı ünlü. Hannemizi alalım. Vallahi güzel. Güzel, çok iyi. Arkandan gönül rahatlığıyla. Ay öleyim şurada yere değil. Gönül rahatlığıyla arkana yazsa aşırı ünlüsü. Ay tamam, Allah'ım. Kesinleşti bu. Hi folks, what have you been doing? Ne diyorum arkadaşlar burada? Diyorum ki... arkadaşlar herkese merhaba diyorum. Hi folks. Hi merhaba. Folks arkadaşlar halk anlamında. What have you been doing? Ya, şey yani ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Gibi. Şimdi arkadaşlar malum pandemi dönemi göt göte ağız ağza burun buruna faslı bitti. Ne fasıl başladı? Evlerimizdeyiz. Güvenli alanımızdayız. Peki biz bu İngilizceyi nasıl halledeceğiz? İngilizceyi nasıl halledeceğiz? Gagalı hepimiz Cambly burada imdadımıza yetişiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayarlarımızın karşısında, güvenli ortamımızda rezil oldum, alay edildim, ay ağzımdan yanlış bir şey çıktı korkusu olmadan. Çünkü bu bir tek İngilizce bilmeyen insanlara özgüdür arkadaşlar. İngilizce bilen insan seninle alay etmez bilmediğin için. Çünkü ana dilin olmadığını bilir, sana o saygıyla yaklaşır. Güvenli alanımızdayız, bilgisayarlarımızın başındayız, yan gelip koltuğumuzda yatarken... Çağırıyoruz yurt dışından bir hocayı karşımıza. Cambly hepimizi yükledikten sonra indirim kodumuzu giriyoruz tabii ki. Cambly bize özel yani size özel. Kutsal 25 koduyla Cambly'mizin bizlere ve dolayısıyla sizlere hediye etmiş olduğu kutsal 25 koduyla giriyoruz. İlk girdiğimizde para da ödemiyoruz. Sonrasında da 3 aylık aboneliklerde de ya şu Cambly'nin güzelliğine bakar mısınız koca yürekliliğine %25'te indirim veriyor bize. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar app'imizi yüklüyoruz. Kodumuzu giriyoruz kutsal 25'imizi. Sonrasında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle scroll down'la hoca beğeniyoruz. Tipine göre beğeniyoruz. Ülkesine göre beğenip güzel ırkçılıklar yapıyoruz. Tatlı minnok ırkçılıklar yapıyoruz. Aksanına göre beğeniyoruz. Karşımıza alıyoruz hocayı. İstediğimiz bir konuda, istediğimiz her konuda.
çıtır çıtır konuşuyoruz, bu İngilizce faslını çözüyoruz. Hadi bakalım, herkese hayırlı aksanlar. Şöyle bir ünlümüzü, gelen konuğumuzu kendini iyi hissettirecek sorularla devam edelim soru setinden önce. Evet. İşler güçler ne alemde? Onunla başlayalım. Olur. Yani yeni bir işe başlıyorum şimdi. Güzel. Blue TV'de. Ondan evet. Sonra hani tatlı bir iş. Nasıl bir içerik? Nasıl bir şey? Yani biraz şey, Şahmeran. Böyle underground bir karakter. Doğu sporları falan yapan. Ondan sonra işte. Dövüş dersler alıyor musun? Yani hani böyle güzel. Biraz o farklı bir şey. İşte o kılıçla yapılan şeyin ismi neydi? Neydi? Daha o bölüme gelemedim eskrim çünkü. Eskrim mi? Yok, eskrim. Eskrimi zaten konservatuvarda almıştım. Abi sizin öyle dersimizde. Bir durumunuz var gerçekten ya, değil mi? Eskrim dersi var konservatuvarda. Eskrim dersi vardı. O da böyle supleksi arttıran bir şey. Ha öyle yani mi? Yani hani sen daha bir hamle yapmadan hani ben filan. Hani öyleymiş. Oha, biz öyle. Az ya. İşte 4 sene eskrim dersi. Bu öyle değil. Jujitsu mu? Şeyli falan. Tüfekler kullanıyorum. Güzel. Ağırlığımca. Zaten Şahmeran nasıl yapılmaz bunca zaman? Ben evet. Bayağı hayret ettim. Değişik böyle hikaye. Stilize hoş bir karakter. Güzel. O 7 bölüm zaten ilk sezon. İşte bakalım ondan sonra olursa ikinci sezon. Arkadaşlar artık kandidatimizi dijitale transfer etmişiz evet. Resmen. Artık teşekkürler televizyon denmiş. Değişik diye tabir ettiğimiz halk arasında bir değişik, proje. Değişik. Biliyorsunuz. Amerikan-Türk ortak yapım. Ha bir de. Güzel. Tabii. Nice. Tabii. Peki. Öyle bir durumlarımız da var yani. Havalı bir iş. Ay inşallah aşkım üstüne para ödemiyorsundur ya. Ha? Çünkü o yok. Dizinin yönetmeni onunla biliniyor. Üstüne para almayla biliniyor. Gerçekten evet, mi? İnşallah öyle yok. Bir şey yapmıyoruz. Cebinden para çıkmıyor. Bana Allah razı güzel, olsun. Güzel, çok hani iyi. Uygun çok bir şey iyi. Verdiler. Çok iyi, tamam. Peki bir şey soracağım. Şöyle bir bilgi var sahneye, doğru mu? Oyuncu olmasaydı sirkte trapez yapmak istediğini söylemiş diye bir bilgi var, doğru mu? Ay yok, küçüklüğünüzde ne olmak isterdiniz diye sordular. Evet. Ben de hep sirkte çalışmak isterdim. Doğru dedim. Mu? Doğru evet. Hakikaten mi? Evet. Bir şey soracağım. Hep çok... sirkte kalmak, sirkte çalışmak istemiştim. Ay yavrum. Ama seçtiğimiz meslek itibariyle pek de uzak kalmadık duruma. Gerçekten öyle. Bu da başka bir sirktir bu sektör. Bu da başka bir sirkin içine girdik yani. Hayvanlarıyla, trapezcileriyle, cambazlarıyla bir sirktir bu da Andem. Peki arkadaşlar, şimdi tabii ki hanım izleyicilerimiz yorumların kapısını bacasını indirmesin diye bu soruyu sormak istiyoruz. Arkadaşlar bu güzelliğin mutlaka bir sebebi olmalı. DNA'nın dışında bir sebebi olmalı. İnanılmaz spor yaptın. Spor diye. Yapıyorum ya. Peki nedir? Rutinin nedir? Onu merak ettik. Yani spor rutinim mi? Spor, beauty falan filan, yani uyumak, ben, beslenme. Aslında bir şey söyleyeyim. Ben hani birazcık aslında şeyle alakalı, keyfe keder. Yaşayan bir insanım. Hakikaten yani biraz ya. Onunla da alakası var. Yani yediklerini işlerine... yapmam o kadar. Çok iyi. İşte ne bileyim hani pizza yerim. Hiç değilim öyle. Öyle şeylerim yok. Kutsal çıkabilirsin. Bağlı olduğum ilkelerim yok yani. Vejetaryenim, onu yememeliyim, bunu yememeliyim. Ben beni mutlu eden her şeyi yiyorum. Mükemmel. İşte aradığımız hedonizm. Spor da yapıyorum. Yani biraz o çeşitlilik yani. Spor hayvan gibi yapıyor musun spor? Hayvan gibi derken yani bir rutinimde spor var ya. Her gün gidiyor musun? İşte bazı günler gitmiyorum. Yoga yapıyor musun? Yoga yapmıyorum. Yoga böyle arada hani canım isterse. O böyle çok sakin şeyleri rutin haline getiremiyorum. Ya da işte pastoral yerleri de çok rutin haline getiremiyorum ama hani arada mesela böyle çiçekli böcekli bir yere gittiğim zaman keyif alıyorum. Seni katıyan düşünemiyorum gerçekten. Arada yoga yaptığım zaman da mesela keyif alıyorum. Ama benim ruhum daha çok böyle hani daha kozmopolit hani insanların küçük arasında. Şehir hayatı. İnsan seviyorum ben yani. Kalabalık seviyorum. Oh, Hasan Cömert'i kazandınız. Valla. O da şehir hayatı inanılmaz sever. Evet. Pastoral hiç tahammülü hani yoktur. Hani böyle bir çok sessiz şeylere tahammülüm yok. Veya çok kurallı şeylere de tahammülüm yok. Yani kuralsızlığın verdiği bir rahatlık ve bir şey olabilir. Dinginlik olabilir. Akışına yaşarım. Ki. Sol şeritten kapatıp girelim. Biraz öyle anda. Yaşarım. Çok iyi biliyor musun? Peki. Hepsinden biraz olacak yani. Bu soruyu sana bahsettiğim Anıl Ölçer, senin hayvan gibi hayranın olan bir kadınla yatsam Hande Ateyze'yle yatardım diye o dev yüreğe gelsin bu soru. Ülkemizde hem star hem iyi oyuncu olabilmek mümkün mü? Mümkün tabii canım. Yok mu zaten öyle? Hem mutlaka star olup da hem iyi oyuncu. Şu an aklımıza gelmiyordur, mutlaka varmış. Selim Bahar şu anda ter döküyor. Aslında mesela ne demek? Star ne demek mesela sence? Star yani kim gibi mesela? Kim kategorisi diyelim? Hani kim star olabilir mesela? Hani ne özelliğe sahip olmak lazım mesela star olmak için? Yani hani senin sosyal medyası ortada olması lazım. Markalar kapısında yatması lazım. Karakter olarak. Karakter olarak star.
karakter arkası tarım bilgisi var mı ya? Yok ki. İyi insan da var, kötüsü de var. Doğru düzgün bence de var. Bence var. Yani biraz mesela farklı olmak bence. Ha öyle mi? Ha yani, onu merak ettim. Okey. Yani herkes mesela çok prototip ya. Evet evet. İşte mesela bayağı. Menajerlerin şimdi önerdiği bir takım şeyler var. İşte şöyle davranın, buralara gidin. Ama sakın ondan bahsetmeyin. Hani şimdi yeni sistem bu, yeni dönem bu. Aman ağzınızdan böyle bir cümle çıkmasın. Bence hani kişinin renklerini elinden alıyorsun gibi geliyor bana. Hani onun içinde aslında birçok hani star çıkabilecek o potansiyelde insan var. Hani oyuncu var. Ama hani bu renklerini göstermeme durumundan dolayı da herkes böyle çok aynıymış gibi duruyor. Bence biraz yanlış yönetimden kaynaklanıyor. Bizi tutan olmadı. Bir de gerçekliğini alıyorsun ya o kişinin evet. elinden. Ya o zaman bir rengi kalmıyor yani gerçek zaten. Olması lazım. Yani gerçekten sen ne istiyorsun? Sizin döneminizde böyle bir şey yoktu hakikaten. Bizim dönemimizde böyle bir sansür yoktu. Evet, böyle doğru. Dizginleyen insanlar da pek yoktu. Sosyal yani. Medyada yoktu bir de. Hani kendini dizginleyen insanlar vardı ama ben onu beceremedim. Hayır bir de mesela size bu kadar kolay da ulaşılamıyordu ya. Şimdi mesela çat bir fotoğrafın altına yorum yazabiliyor ya mesela. Böyle bir ha, şimdi sosyal medya başka ulaşılamıyordu bir şey yani. O star kavramı çok daha büyüktü tabii. Evet ama işte demin dediğim mesela bence çok önemli bir şey. Yani farklı ve gerçekten içten bir söylemin belki mesela seni zedeleyecek gibi düşündükleri bir şey. Hani o menajerlerin engellediği. Evet. O seni sen yapan bir şey aslında. Hani sen uniksin. Hepimiz bir bireyiz. Sonuçta hepimiz farklıyız. O farklılıkların işte ortaya çıkmasıyla zaten daha bir değişik o bizim istediğimiz kafada insan türleri çıkıyor ama artık çıkmıyor. Çünkü artık insanlar çünkü herkes aynı laflarını da sansürledikleri için. Gerçekten öyle. Ama bu programda düzgün. Değil arkadaşlar işte. Bizim evet. özelliğimiz bu. Evet arkadaşlar artık bu sıkıcı konuları falan filan geçtik. Evet. Geldik soru setine. Evet en sevdiğimiz yer. Handan burada biraz eğleneceğiz. Hazır mısın? Çok mu? Hardcore mu sorular? Hardcore da var. Falan da var filan da var. Bakacağız. Okulda popüler miydin ezik miydin? Konservatuvar mı? Konservatuvar yani... lise olsun. Non lise olsun. Konservatuvar sorusu başka. A, popülerdim lisede. Lisede. Güzel. Hangi lisedeydin sen? Ben Bursalı olduğum için. Güzel. Yani işte Çizakçı Lisesi diye bir lisede. Özel bir lisede okudum. Yani şeydim. Evet popülerdim. Yani böyle eğlenmeyi gülmeyi seven bir insan olduğum tabii için. De aşırı güzeldi. Her gruba tabii. mensuptum. Onun için de hani popülerdim. Çok dersle yerle falan pek alakam yoktu. Lakabım var mıydı? Lakabım yoktu. Benim de yoktu. Niye düşünüyorum? Garip bir biçimde benim de yoktu. Bakın bu soruyu mesela itelediler bana. Lakabı herkesin olmak zorunda değil. Hasan'ım varmış o yüzden iteledi bu soruyu. Ama üniversite bölümüne gelince üniversitede şimdi... biraz eziktim. Aa saçmalama. Ya böyle bir çekingendim. Öyle çok şey bir tip değildim. Hani böyle parmak kaldırayım da ilk önce ben sahneye çıkan tip değildim yani. Başını beraber soktun mu üniversitede hiç? Yok hiç öyle yani çalışkandım hani kendi halimdeydim de. Peki bir şey soracağım. Çok popüler Yıldız Kenter'le çalışmak tabii ki inanılmaz bir delilik olmalı. Ya Yıldız Hanım mesela. Caniko benim... muydun kanki? Caniko'ydum. Güzel. Güzel Caniko'ydum. Tabii. Arkadaşlar Yıldız Hoca'nın rahmetli buradan herkes bir Fatiha'sını eksik etmesin Yıldız Hoca'ya. Bir Caniko sistemi varmış. Ama değil mi? Çok akıllı bir kadındı. Hani gerçekten şey yani mesela benim o özgüvensizliğime ve mükemmelliyetçi olup da hani böyle bir kıpırdayamama halimi görüp beni oradan böyle hani en arkada parmak kaldırmayan olarak seçti ve kendine hırs edindi yani hani hep seni açmayı mizelere falan o çalıştırırdı. Gerçekten sizinle. Mi? Tabii öyle torpilliydim. Oo, şu anda Demet Evgar bileklerini mi kesiyor? Onun sayesinde ben hani kendime güvenimi falan öyle kazanmaya ego mego bir kenara normal insan kategorisine Yıldız Kenter sayesinde gerçekten geldim diyebilirim. Gerçekten mi ya? Valla benim için önemlidir yani. Ay how sweet ya. Kişisel gelişim bölümünden de. Peki bir şey soracağım var mı böyle saçma sapan bir anınız? Ben bayılırım konservatuvarınızı dinlemeye. Enteresan hikaye derken mesela bizim sınıf 8-10 kişilik bir sınıftı. Öyle değil mi? Ve şeydi yani herkes rakipti. Dalga geçiyorsun. Tabii canım mesela ajanstan mesela bir reklam gelir. Hiç kimse mesela birbirine haber vermez ama hani orada karşılaşırsın. Ay psikopatların ordusu yetiştirmek hani, gerçekten. Bu kötücüllükle birlikte. Peki sizin dönemin... onların karşısında sahneye çıkıp bir senin döneminde kim vardı ya tanıdık bir sürü insan vardı. Ya benim dönemimde Neslihan Yeldan vardı. Ay ondan sonra Deniz Uğur vardı. İşte ne bileyim başka kim? Siz hani böyle bayağı aynı çıkan... sınıftaydınız yani. Evet yani yaş şeyi yok ya orada. Evet yok doğru. Hani onun için hani yetenek sınavıyla girildiği için. Şimdi o kötücüllükte bir platformda hani o sahneye çıkıp oynayabiliyorsan her yerde rahatlıkla oynayabilirsin gibi bir rekabetimiz vardı yani açıkçası. Peki Handan, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Ergenliğinde en çok neyi kafaya takardın?
benim biraz böyle bir anne baba şeyim vardı. Hani güzel, evet konuştuk aynen. İşte annem böyle sinirlenip de işte bu kadar sene sana ben baktım. Bundan sonra da git babam baksınımsı. Bir dakika, keşke annemi. Durumlarda bir evde bir hır çıkardı yani. Aa, otomatik olarak. Annesi psikolog arkadaşlar bu arada, bir öğretim üyesi. Rağmen. Durumu, rağmen gerçekten. Rağmen, bir herhalde o meselelerim vardı. Hani onun dışında da çok dersle pek alakam olmadığı için çok konservatuara gitmek istemiştim. Zaten oraya ide fixsin yani. Küçük yaştan itibaren göndermemişlerdi. Hani belki başka bir meslek seçerim diye, ama gördüğün gibi işte seçmedik. Demek su ki, aktı yolunu buldu. Demek ki öngörülerim doğruymuş. Güzel. Peki. Çiğnediğin ilk yasak. Elimi okuldan kaçmışlığım vardır. Örgütlemişliğim vardır. Milleti. İşte yani hani böyle okul şakaları falan gibi, böyle aptal saptal yangın alarmı vesaire gibi. Güzel. Herhalde Hande, sen kesin çok piçtin ya. Ha? %100 eminim ya. Ve ben o dönemde bile bir daha mı geleceğiz bu yaşa, biraz eğlenelim falan. Çok iyi. Şeyinde olduğum o için. Yandan, keşke seninle çocukluk arkadaşı olsaydık. Evet. Kız. Gel kız. Peki bunalımını nasıl atlatırsın? Benim tekniklerim vardır. Güzel, lütfen alalım. Ha şöyle. Arkadaşlar kağıt kalemi çıkarın. Yani ben mesela asla ve asla, hani bir bunalım, böyle bir küçük sis gelir ya. Böyle evet. Hani bir sis çöker. O sistem sisi yandan yandan. Sisi çökme abi, çok iyi. Mavi ekranla çöküyor sis. Evet. Sis çöker. Yandan 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 giderim, derinine inmem. Çünkü derinine indiğim zaman hani karakter komplike olduğu için tabii ki o beni çok dibe çeker. O yüzden ben hani şey yapmadan bir problemi yüzeyde bırakıp güzel. Vallahi yüzeyde bırakıp. Kimisi derinle inin çözün der ya mesela. Yok, hiç, ben hiç o kafada değilim ve benim hani maksimum ertesi gün güneş doğana kadar böyle o sis yavaş yavaş. Aa ne güzel lan. Hafifler. Yani ben derinle indiğim için bu haldeyim demek ki. Ben problem sevmiyorum. Bu aslında iyi bir şey de değil, biliyor musun, bazı durumlarda. Ne gibi? E şimdi hani problem sevmemek seni böyle biraz duygularından da uzaklaştırıyor. Çünkü artık böyle teknik olarak problem çözüm, problem çözüm diye böyle bir teknik gelişmiş. Hani o çözüm bölümü genelde biz günü kurtarmak ve kaçış olduğu için. Tabii ki. O problem yani yarın öbür gün yine su üstüne çıkabilecek bir problem olarak kalır hayatımda. Bu yaşa kadar taş gibi inanmaz. İdare etmiş zihnine gelmişsin. Siktir et, derinine inme bundan sonra. Bir süper gücün olsa ne seçerdin kendine? İstediğim şeyi elde edebilecek bir sihir potansiyelim olsun isterdim. Ay, yıllarca yani yaptın Ruslar'da, bıkmadın ya. Ne alaka ya. Peki, peki karmalarda vardır eskiden. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Az önce pastoral sevmiyorum dedin ama ha, şehir hayatını bırakıyorsun. Tamam artık. Ha. Benden bu kadar diyorsun. Nereye ve nasıl bir hayata yerleşirdin? Kayak yapabileceğim bir ha, kayak kasabasına gidip. Aa harikulade cevap. Böyle bir 8 ay işte 9 ay falan. Ay resmen kutsallık mı çekiyor seni şu an? Takılırdım yani orada. Biraz böyle lokal. Ama İsviçre hani, ne diyorsun? Kuşövel. Türkiye dışı. Hani bilmiyorum, Kuşövel falan filan da olabilir de. Biraz böyle hani sürekli sirkülasyonun olduğu, değişik kültürlerden insanlarla tanışabileceğim bir yere gitmeyi ay, tercih ederdim. Kayak kasabası harika bir tercih ya gerçekten. Evet. Resmen Bursalılık burada da kendini konuşturdu. Evet. Peki bir hayvan badin var. Hı. Konuşuyorsun, iletişimdesin. O seni anlıyor, sen onu anlıyorsun. Sonsuz, kedi köpeği geç. Hı. Ne hangisi olurdu? Bir tane hayvan badin. Kedi köpek de olur. Kişilik testi mi? Var ya öyle alaka şeyler. Oradan goy goy üreticisi, hiç alakası yok. İguana. Aa ne alaka ya? Ne bileyim, böyle değişik olsun diye söyledim kuşum. Saçmalama, gerçeğini baktık söyle. Baktık sen normal, tamam. Normal evcil hayvanlardan biri. Aşkım kul cevabını al. Yılan da dememek için. Yılan ister miydin yılan? Ya iguana olsun. Değişik daha iyi, böyle renk güzel, değiştirebilen. Şurada dururdu. Falan, şurada şöyle. Güzel, peki. Her gün aynı güne uyanıyorsun. Hı. Böyle bir körse girdin. Bu hangi gün olsun istemezdin? Böyle yani hangi ya gün olsun istemezdin? Ay çok garip bir şekilde. Ben erken Alzheimer mı var bende? Yok, insan akla yazık. Şimdi ben hani böyle kötü şeyleri hep böyle unutuyorum ya. Öyle değil çok mi? Kötü bir gün gelmedi mesela. Bir şey söyleme, benim de gelmez bu soruya cevap. Evet. Aa, gelir galiba ya. Yok yok, benim gelir. Sen hangisi? Sen söyle bakayım. Ya şimdi onu burada söylemeyelim artık. Söyle söyle. Belki benim de aklıma gelir. Onu burada söylemeyelim artık. Hangi gün hakikaten? Benim ailemle yaşadığım herhangi bir gün diyorsun. Annem, babam, ben üçümüzün aynı evde olduğu herhangi bir gün. Herhangi bir pazar günü. Ay yemin ederim.
bileğini kesiyorsun ve ertesi sabah tekrar aynı güne uyanıyorsun. O derece. Gibi. Tabii ki öldüremiyorsun da kendini. Ay, Groundhog Day izlesene şey oradaki gibi. Ben sevmem filmi. Bunlar bayılır benim da. Benim vallahi o kadar kötü bir günüm olmadı demek ki. Hani çok üzüldüğüm günler olmuştur. Mesela düşünüyorum şimdi hani üvey babamı kaybettiğim gün. Abi üvey babanı sever miydin? Yani severdim. Ya. Yani o kadar yani yine çok kötü olmamıştım. Gerçek babamı kaybettiğim gün gerçek yine olmamıştım. Gerçek babanı kaybettiğim gün. Daha sevdiğim bir insanı kaybetmemişim. Aa, benim babam ölmüş ya. Bana oradan bir kaybet. Henüz daha sevdiğimiz bölümlere gelememişiz. Güzel, ay Allah demek korusun ki o kayıp kardeşim, bölümde Allah korusun tabii ki. Sevdiklerine uzun ömürler dileyerek de. Kesinlikle. Bir adaya düştün. Yanına 3 tane yemek alacaksın. Ve şey düşün yani. Her şekilde mesela mantı istediğin yoğurduyla yağıyla geldi. Yani şeyi düşünmüyoruz. Yok beslenme falan orada. Sıfır. Sevdiğim gerçekten. Adadasın baby. Bitti artık. O zaman çikolata alırdım. Güzel. Bir tane çikolata. Ulan döne döne onu yiyeceksin. Çikolata yenmez devamlı. E dur şimdi yanında da bir şeyler alacağız. Güzel herhalde. Hadi al. Güzel bir menü yap bize. Hadi. Dur bakayım ne alırdım kız? Ekmek alırdım. Ay ben de biliyorum. Ekmek alırdım kesin. Yani. Kesin. Beyaz mı? E beyaz. Hayvan gibi. Ondan sonra üçüncü ne alırdım? Ekmek arası üçüncü çikolata yiyorum. Üçüncü de sağlıklısından olsun bari. Ekmek arası çikolata yemin ederim. Balık tutuyoruz orada. Proteinimiz de var. O zaman hadi sen tutuyorsun dut öyle. Pestili alayım ben. Çok alakası olacak ama. Çok seviyorum. Ne yapayım? Dut pestili mi? Ay seni yerim ya. Arkadaşlar. Şöyle. Şuraya kaç tane konuk geldi. Bir tanesi bile şu menüyü vermedi. Ben çikolata. Tatlıcıyım. Çikolata, beyaz ekmek ve dut pestili. Dut pestili. Ya, menü gibi menü. Üçüncü gün kalpten bir palmiyenin altındasın. Olsun ama güzel. Peki. Ay. Herkesin çok sevdiği, bayağı herkesin konsensüsü aldığı o filmin o kadar iyi olduğuyla ilgili. Ama senin hiç sevemediğin bir film var mı? Yani senin aslında bir çıkma olarak bulduğun sevmediğim filmden çıkarım genelde. Sonuna kadar harika, izlemem. Harika. Onun için yani hani hangi filmin yarısından çıktım diye düşünüyorum. Aa, eskiden soru filmin buydu aşkım. Bir soru film buydu eskiden. Öyle mi? Evet, yarısına çıktığım bir film var mıydı bu soru? Çok filmin yarısından çıkmışındır festival filmlerine. Harika. Yani hani böyle bir umutla gidip de. Harika. Kankar ondan sonra Sanatçı kesin senin seçtiğin bir film. Yarısından çıktım çok olmuştur ama vallahi hatırlamıyorum. Sen boyu mu alıyorsun? Aha bak onu da sevmem. Ha yok izlemedim. Onu da sevmem. İzlemedim. Aa müthiş. Vallahi bu. Ay Handem gözümde gittikçe büyüleniyorsun ya. Gittikçe büyüyorsun gözümde. Saçma saçma konuşma lan. Sen çok seversin. Sen Yüzüklerin Efendisi falan onları seviyoruz. Tabii ki. Ozon'un filmlerini seviyoruz. Aa Utku'yu getir. Hadi bekle ya. Güzel ben de bayılırım. Keyifli. Gerçi artık festival mestival bakalım yapılabilecek mi ama. Yapılıyor yapılıyor. Gidersin sana online diyorsun, açarlar. Kerem Ayan seni sever aşkım. Kerem Ayan seni sever. Sana Kerem Ayan sana link mink bağlar bir şekilde. Valla çok özür dilerim yani hani böyle spesifik bir şey diyemediğim için. Hiç önemli. Film konusunda. Ben senin canın sağ olsun. Ha. Filmlerin içine sıçayım. Sana bir şey olmasın. Favori Sezen Aksu şarkın. Vazgeçtim. Aa. Ay çok iyi şarkı. Küçüğüm. Güzel. Vazgeçtim mi küçüğüm mü? Vazgeçtim. Vazgeçtim herhalde. Çok iyi şarkı. Değil mi? Güzel. Müthiş. Ben aşığım kendisine. Gerçekten mi? Bayağı. Ha iyi. Ha yok yani. Ha iyi anlamı. Değil mi? Annem eyvahlar olsun. Belli ki Sezen Aksu'ya Sezen diyen ekipte değilsin. Sezen Aksu'nun şarkılarıyla büyüdük. Kuşum tabii ki yani. Tabii ki öyle. Ayrılıklarımızı onun şarkılarıyla yaşadık. Kraliçeye selam olsun da dedikten sonra. Bugüne kadar bir fanının senin için yaptığı en saçma şey neydi? Ay bu şu anda aklıma. Ay şu anda benim aklıma. Aman Allah'ım. Kapıma mesela hani postacı gibi gelip hediyeler getirmesi. Kurye zannettiğim birinin sonradan ne olduğunu anlamam. Saçma ama bir de kılıklı. Ha? Kılıklı bir de. İşte ne bileyim artık kılıklı mı oluyor prodüksiyonu onlar? Prodüksiyonu var mıydı mesela Hande Hanım şurayı imzalayayım falan. Tabii imza alıp bir de böyle oyunlar. İmza alıp falan yani böyle hani bir şeyler getirip ondan sonra o olduğunu anlamam. Oha. İşte spor salonunda bilmem ne de falan bile öyle takip eden birisi vardı. Her yerde ama. Spor salonunda bizim bile. Bizim sektörde işte atıyorum bir hangi programdaysam neredeyse seyircilerin arasında şöyle olan. Ay çok creepy lan. Evet. Ya da böyle hani mesela böyle defterler hazırlanmış defterler dediğim hani. Örnekte mesela sol tarafa benim hiçbir zaman biriktirmediğim işte gazete küpürlerinden işte fotoğrafım böyle kesilmiş. Sağ tarafta kenar süslü şiirler falan olan. Vardı yani. Hani, dur fotoğrafa. Hani mesela şöyle tabii öbürü birazcık ürkütücü bir şey yani böyle her yerde adam takip etmek de. Yani demek ki hani bir insanı bu kadar sevebilecek bir şey de oluyor yani. Ya keşke sevmesin. Demek ki beni seven de varmış diye ben. Saçmalama lan. Benim de bir sevenim varmış demek ki.
Peki geldik artık biraz da arkadaşlar dürüstlüğün had safhaya gelmesi gereken sorulara. Allah soru gelsin. En utandıran sarhoş anın. Yani en fazla eğlenmişimdir, hani öyle çok utandıran bir sarhoş anım yok. Güzel. Ya utanmaz, arlanmaz bir insanım ben de. Benim de yok, biliyor musun? Bu arada benim de yok bu soruya öyle bir cevap. Yok yani ben hani öyle çok fazla şey kötü bir anı hatırlamıyorum. Çok iyi. Hatırlamıyorum yani. Çok iyi. Bazen hafıza kaybı insan işine yarar annem. Bu arada insan hayatına devam etmesi için bazı şeyleri de unutmalıyım. Yani herhalde en son ne zaman içtin desen bir düşünürüm yani. Hani bir saat önce mi? Artık eğlenme bölümünü, eğlenme o derece eğlence şeyini artık çok uzun zamandır yaşayamadığımız için. Evet, evet. Mesela, o işte bitti gerçekten bu arada. Yani o gece şimdi, kulüpleri falan mantığı da bitince. Yani Leon'dan önce Leon'dan sonra bir bölümü de oluyor tabii. Çocuğunun doğumundan sonra disipline girmiş bir kadın olmak. Ay şöyle, ay disipline girmiş derken şimdi insan böyle bir iki kere düşünüyor eğlenecekken. Tabii ki doğru. Hani ama tabii ruhta potansiyel olduğu için istemsiz eğlence şeylerinde kendimi buluveriyorum. Adam senin evinin, o dev evinin partisinde maalesef. Bilinçli asla değil. Çok iyi. Ay hanım artık buraya kesinlikle güzel bir cevap bekliyorum. Evet. Bugüne kadar ki en kötü date'ın bir fail yani o date. Ha yok, hiç öyle oldu. Aa! Evet. Bütün date'ler olması gereken şekilde oldu, şekilde ve bitti. Oldu ve... Güzel ve sonuca vardı veya varmadı. Aynen. Güzel. İşte böyle kuşa. Çok iyi. Arkadaşlar şu an Hande Ateş ile bütün date eden erkekler rahatlıkla arkalarına yaslanıp bir oh çekebilir. Hiçbirinizi kötü hatırlamıyor beyler. Hiç valla kötü bir yanım olmadı. Sevgilinden ayrılırken kullandığım en saçma bahane. Hani böyle üzmemek için kötü kötü bahaneler uydurursun ya. Şey demiştim ya, dedim ben hani çok hoş biriydi ama böyle hani yakışıklı. Gerçekten yakışıklı, işte Stanford mezunu falan, her şey falan hani perfect tabii. Ama böyle yemeklerde falan şey işte bilmem ne açısından işte bu üzüm bağlarının filan gibi. Ben de dedim ki söyleyeceğim. Hani bir iki kere daha böyle bir yemeğe gittik onun hatırına. Hani mansplaining de zirve paket diyebilir miyiz adam için? Mansplaining de zirve. Şimdi nasıl diyeceğim şey dedim. Ya dedim hani olmuyor dedim. Ben dedim hani aşk istiyorum hayatımda dedim yani. Aşık olmak istiyorum dedim. Ben oluyorum sana dedim. Ama ben olmuyorum. Yok dedim hani ben dedim ben olmuyorum. Hani benim şeyim de olmuyor yani bölümünde. Ama aşkım öyle bir bahane değil ki, sen bayağı gerçeği söylemişsin adama. Bu bir bahane olamaz. Biz her şey gerçek. Mesela hiç yalan yok. Şöyle bir şey oldu mu hiç mesela? Bir anda yok olmak. Bayağı fade out. Bir anda yok olmak. Dün konuşmuşsunuz mesela. Yok öyle hiçbir zaman olmadı. Güzel, doğru düzgün bir insan oldum. Yani benim. Böyle. Benim oldu mesela. Şeyle yavaş yavaş. Alıştıra sindire sindire. Güzel. Bir anda yok olmaz kendi yani. Kendi ilişkinin hani ritmi öyle oluyor şimdi. Hani şaka bir yana zaten bir şekilde hani iyi gitmeyen bir şeyler varsa o zaten kendi kendini ima ediyor. Yes, güzel. Celebrity crush'ın yabancı, Türkiye'li yoktur diye düşünüyorum. Hande sen çünkü dedim yok. Ya vallahi olmadı. Saçmalama ya, nasıl olmadı? Hakikaten hiç, o. Yurt dışında falan bir adam? Nasıl? Kadın olur, adam olur. Celebrity. Evet, bir celebrity düşün ve yani bu oha yani çok iyi dedi. Canım herhalde yani. Onu diyorum ha, ya. Tamam, ben acaba hani ilişkilerden bahsederken ay, ay, bir şey yaşamak zorunda değilsin aşkım. İnanılmaz, çıta nerede kadında? Beraber olduğu dünya sarı düşünüyor yani. Brad Pitt'le böyle bir iki yemek yemişliğimiz vardı ama olmadı. Kimle kimle? Brad Pitt'le diye ben. Yok canım, şaka yapıyorum. Tamam, şaka yapılacak konu değil. İnansak inanırız. Olsa olur yani. Vallahi yani hani bilmiyorum, şu anda aklıma gelmedi. Brad Pitt? Yani artık biraz hani. Yaşlandı kendisi biliyorsun. Buraya inanılmaz ya. Yorum gelecek, haberin olsun baby. Handem şöyle bir sabah bir uyandın ve böyle kriminal tarafından uyandın yani, tamam. Oo. Evet. Güzel de bir ekibim var. Ha, ekip zeki de var. Zeki de bir ekibim var yanında, bu kriminal suçu işleyecek. Organize işleri gelen. Hacker'ın da aynen. Ha. Hacker'ından arabasına ha, bilmem nesine falan. Ekibin hazır. Nereyi soymak isterdin? Yani banka olabilir. Güzel. Harry Winston olabilir. Aa, güzel. Gerçi çok soydular. Artık tedbirler ilerlemiştir biliyorsun. Yani o biz şey Sırp çete var, hiç yakalanmayan mesela. Aa. Tabii hiç yakalanmıyorlar. Ay bayılırım böyle hikayelere. Nasıl? Daha yani şu ana kadar hala hiç kimse yakalayamadı. Dalga geçiyorsun evet, ya. Evet, süper başarılı buluyorum. Ay Utku, bunun notunu alır mısın aşkım?
zaten yazıcı çıkıyor Google'a. Yakalamaya sırtçı da sadece mücevher üzerine. Mesela Paris'te Avenue Montaigne'de Harry Winston'ı soyuyorlar. Bir ay sonra bir daha soyuyorlar. Hani öyle iddialar yani. Ya bu slavlara boşuna gönül vermedim. Tabii. Ya. Mesela öyle bir şeyi soymak isterdim. Bir mücevher. Soyuyordu bir daha. Bir falan. Daha. Ay mükemmel. Bir daha. Arkasından bir daha. Hani hiç beklenmedi bu şekilde. Gerçekten adamlar aptala dönmüştür. Tabii ki ben de ekibim. Tabii sen ve ekibim. Aynen öyle. Sen ve ekibin. Peki Hande. Ay evet. Allah uzun ömür versin aşkım. Sana yakışan bir cenaze töreni nasıl olurdu? Ay ben öldükten sonra bana yakışan cenaze töreni olurdu. Hayır, soruya böyle cevap veren var hakikaten. Bana yakışan cenaze sana töreni. Sana yakışan cenaze töreni nasıl olurdu hakikaten? Ay ben seviyorum sana şimdi Paris. Bana yakışan cenaze töreni. Şöyle hepimizin Paris'e gittiği, siyahlarımızı giydiğimiz, fonda Beethoven çalan. Yok bence sessiz sedasız gitmeyi tercih ederim. Ay saçma, sen ben sessiz sedasız gidecek falan adamı da sevmem çünkü. Sen sessiz ben öyle toplu katliam işlerine karşıyım. Toplu katliam? Yani şey gibi yani hani böyle toplu doğum günleri, toplu bir yani kendi adıma okay. yapılan. Yani böyle o toplu cenaze törenini artık hani benim arkamdan kim düzenleyecekse hani Allah razı olsun iki de dua ederler ama hani benim tercihim olmazdı. Ben daha böyle sade, sessiz sedasız, güzel, kıyı kıyı bir evin içinde güzel küçük tabaklarda helvalarımızı tercih ederim yani. Hani hiç öyle peki muhteşem bir şey canlandırdım. Senin notunu al, Hande ile yakınsın. Bu işler sana kalabilir ileride. Helva melva. Peki. Usulüne göre. Ay helva olmasın. Hande'ye pek yakıştıramadım. Niye? Aa helva olsun. Daha şampanyayı falan yakıştırdım. Yok efendim geleneksel olacak her şey. Şimdi güzel karamelli çikolata yanında şampanyamız. Yok. Helvamız. Helva illa ki helva mı? İlla helva. Tamam peki. Hiç bitmeyen bir karantinaya girdin. Yanına alacağın 3 kişi ve tanımadığın insanlar da olabilir. Bir eğlenceli bir arkadaşımı almak isterdim herhalde. Hani öyle diyeyim yani. By the way. Hayır, öyle tanımazsınız yani. Biz tanımayalım ya. Eğlenceli arkadaş bir. Güzel. İki. İki. Annem Leon almıyorsun bakıyorum da. Şeyde. Ka çocukta dahil mi? Belli ki değil. Belli ki değil aşkım. Evlat. Evlat included diyorsun. Ay ya yılın ben, annesidir bu kadın canım ya. Canım ben daha fazla. Gerçekten benim hayalimin annesidir ya bu kadın. İlham ay, ya bana çocuk doğurma güzel. Canım benim adalar madalar adaya düşsem bana yapsam karantina deyince daha fantastik bir zonda kendimi Ronaldo hayal ettim gibi bir yani. Düşün. Fazıl Bey. Fantastik bölümler. Arada çalar sana sabahları Chopin Mopin. Fazıl Bey. Yani bak arkada mesela gülmek çok önemli benim için. %100. O yüzden böyle içimi açacak insanların insanlarla o karantinada geçirmek isterim. Hani bir şuursuz, bir eğlenceli, aa, çok bir deli iyi olur mesela. Çok iyi. Karantina geçer. Güzel. İnşallah var. Hayat geçmez zaten. Böyle bırak insanlar var mı hayatında? Benim çok. Şuursuz var mı? Şuursuz zaten direkt. Artık bende var. Peki ben arkadaşlar hiçbir yarısı cevap alamadığımız son soru setinin sonuna geldik. Saçma ve hiçbir şekilde hiçbir anını sevmediğim Harakiri bölümünü kaldırdık. Egometre diye bir şey koyduk bu sezon buraya. Harakiri'nin yerine. Annem şimdi sana bir takım sorular soracağız ve çok şükür ki sana cevap veremeyen bir insan olduğun için de şıklarla veriyoruz burada. Ay çok teşekkür ederim. Burada artık soru bir cevap vermekle yükümlüsün baby. A mı B mi? Çok iyi. İlk sorumla başlıyorum. Başrol için bir diziyle anlaşıyoruz. İlk bölüm yemeğindesin hep beraber. Bölümü izliyorsunuz. Jenerik geliyor ve bir bakıyorsun jenerikte orta sıralardasın. He. Ne yaparsın? Bir, tuvalete gidersin. Duvarları yumrukladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi geri gelip herkesin eline sağlık çocuklar der yerine oturursun. Ya da dersin ki arkadaşlar ne alaka ya Aarhus filminde Nicole Kidman da 3. sırada giriyordu dersin. Güzel. Aynen. Nicole Kidman'ın kendine baz alırsın orada. Baz alırsın orada Nicole Kidman'a. Ben yazılmış yazılmamış çok önemsemem yani böyle bir şey. Gerçekten önemsemem. O kadar iyi biliyorum ki anne. Gerçekten sadece çalıştım çünkü umurumda bile değilse. Ezik miyim ben be? Alakası yok aşkım. Özgüvendir bu. Peki. Egometremizden gördüğünüz gibi annemiz bir çıt yukarı çıktı. Peki. Aylarca PR'ı yapılan filmin gişede ilk haftada battı. Ne yaparsın? Bir. El altından bilet alıp okullara... Orada okullara dağıtırmaya altından bilet alıp ya da filme bağımsız film muamelesi yaparım. Filme bağımsız film. Abi zaten bağımsız film. Bağımsız film muamelesi yaparım artık mecburiyetten. Çok iyi. Mecburiyetten artık. Ay çok
kötü bir şey o tabii ya. Ortamlarda. Yani çok emek verdiğim bir işin hani mesela izlenmemesi. Bir de aylarca PR yapıp yükseltirler ya onu yani. E tabii. Evet. Çok üzülürüm ona. Ona üzülürüm yani. Jeneriğe takılmam ama mesela buna takılırım. Gerçekten mi? E tabii. Birçok da sinemacımızın başına gelen bir şey. Peki. 0.25'lik bir sahne için. Sette 8. saatine girdin. Ay. 8. saatte. Bayağı. 8. saatte karavandasın. Ay çok kötü. Ve şunu bekliyorsun bayağı. E oldu çok beklediğimiz yani. Tabii ki. Ha. Sıkıntıdan rejiye el atarım. Ya da sahnenin büyük küçüğü olmaz, aldığımız paranın yarısı sette beklemektir der susarım. E yani hani bir iki bıkmıklanırım ama mecbursam susarım yani, yapacak bir şey yoksa. Tabii yok, çünkü binlerce kere yaşadım bu şu an. E yani tabii ki. Hani mesela öyle bir sahne oluyor ki atıyorum onun işte bilmem neyi beklemen gerekiyor. Şimdi bağlantılı özel bir şey oluyor. Kurulacak, edilecek. Bazen de beceriksizlikten gibi. Bazen de beklediğin oluyor tabii ki. E yani sabahlara kadar bekleyip hani çok ağladığımız oldu soğuktan. Evet. Prestijli bir dergiye röportaj veriyorsun. Son dakika seni kapak yapmadıklarını öğreniyorsun. Ay soranlara bana çok nazar değiyor, o yüzden ben kapak istemedim derim. İki, basılı dergi mi kaldı ya abi diye kendimi kandırırım. Onda kıyamet koparırım mesela. Oh yeah! İşte biraz da çirkin yüz ya. Hayır şundan dolayı yani söz verilmişse. Evet. Ve hani öyle anlaşma yaptıysak ve o ihlal edildiyse mesela ona sinirlenirim, kızarım. Evet tabii ki çok doğru. Hani o bölümden. Saçmalamayın arkadaşlar. Ya, o röportajı falan da çekerim yani. Falanlı. Tabii. %100 katılıyorum. Zaten artık basılı dergimi kaldı gerçekten. Bir doğru var ya. Peki çok iyi anlaştığın partnerin seni sosyal medyadan takip etmediğini anladın. Ne yaparsın? Telefonunu gizlice alır, kendini takip eder, bir de üstüne seri like yaparsın. Çok iyi anlaştığın neyim, arkadaşım mı? Partnerin, bizdeki partnerin. Her gün birliktesiniz, düşün 3 ay olmuş. Kakara kikiri bir bakıyorsun, aa bu takip etmiyor seni. İkincisi, sen de sette onun günaydınlarına cevap vermezsin. Ne medeniyetsiz yani, sabırlar. Hani, her iki şıkkın da bu kadar medeniyetsiz olması mükemmel. Takip etmeyen, eden bir partner çok arzu etmem yani. Böyle hani erkeklerin bu kadar herkesi takip etmesi falan çok uncool bir şey bence. Anladın mı? Yani takip etmemesi benim için iyi bir şey olabilir belki de. Farklı, enteresan bir partnerim var demek ki. Annem, değişik. Hatta bir Instagram hesabı olmasın. Ay müthiş, I see you. Çok iyi. Peki geldik son sorumuza arkadaşlar. Hem programın hem egometrenin son sorusuna. Hayatında böyle kötü, çirkin hissettiğin bir gün bir hayranın yanına geldi. Dedi ki, yanaştı sana. Kamerayı da burnuna dayadı. Ay annem ya, ne yani, bir fotoğraf çektirelim mi dedi sana. Ne yaparsın? Bir, o elindekini bir indir, medeni iki insan gibi konuşalım dersin. Önce onu bir indir diye. Gel senle şurada biraz konuşalım, sohbet edelim. Bırak o selfie dersin. İki. Ha moral iyi, fizik kötü diyorsun. İkisi de kötü. Hem moral kötü. De bir de onunla sohbet mi edeceğim o zaman? Edemezsin hakikaten. Edemem o bu moral. Bu cevap olmadı hakikaten. Şimdi sen de beni al. Aynen. Şimdi ben seni anlamaz mıyım? Ben onu elimin tersiyle ağzına bir tane çakarım senin yerinde olsa. Diyorsun. İkiyi alayım. İki. Ay tabii ki deyip böyle selfie çekme bahanesiyle. Ay ups, ay yanlışlıkla ben telefonu düşürüp kırdım galiba dersin. Ben öyle bir durumda ya reddederim. Lütfen hani şu anda diye. Ya da bir an önce mevzu bitsin diye çektiririm. Hemen çektirir gidersin. Evet. Allah belanı versin deyip. Hani uzamasın diye. Peki ay Handem inanır mısın, programın sonuna geldik. Arkadaşlar nasıl buldunuz ama Handem'imizin oroku? Size mi kaldı lan bunun cevabı? Ay çok keyifliydi. Çok... Sevdin mi? Ay gerçi ben birçok şeye sevdiğim gibi. Gerçekten Handem biraz kan doğradın. Biraz kan doğradın soru setine ama senin güzelliğin ve enerjin yeter. Çok teşekkür ederim. Gel şöyle bir sarılalım. Ay iyi ki geldin gerçekten. Arkadaşlar sizleri çok öpüyoruz. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya bakalım kimler olacak? Selim Bahar'ın Instagram adresine mesaj atın, sorun. Haftaya kim olacak deyin. Artık bu o gelsin, bu gelsin, Zeynep abla, Kaan abileri artık bundan sonra hep Selim Bahar'a yönlendiriyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar, herkese hoşça kalın buradan. Vestel sundu.